Ajansa davet mektubu görünce dondum resmen. Burada işin tadını çıkarıyor. En son söyledi eşek kafalı. Dur bir dakika. Behlül geldi. Ben seni sonra arayacağım. Hadi çok öptüm. Bay bay. Aşkım. Sabahtan beri kaç kere arıyorum. Niye açmıyorsun? Şirketteydim. Doğruca sana geldim işte. Sıkı dur. Büyük bir haberim var sana. Paris'in en ünlü ajansından davet alan tek top model kim? Paris'e davet ediyorlar beni Behlül. Bir yıllığına hem de. Elif hemen evlenir. Ama öyle konuşmamış mıydık? Elif hemen evlenelim. Seneye evleniriz dedik. Askerliğim falan bittikten sonra. Ya ben de onun için... Evlenelim diyorum. Bir yıl beklememize gerek yok. Ama hayatım kontrat yapacağım adamlarla. Benim için büyük bir fırsat. Bu yıllardır bekliyorum biliyorsun. Hiçbir şey umurumda değil. Evlenelim. Umrunda olmadığını biliyorum zaten. Mesleğimi hiç ciddiye almıyorsun. Mahsus yapıyorsun işe almayayım diye. Ama kusura bakma şansımı deneyeceğim. Ne istiyorsan yap öyleyse. Nereye? Gel konuşalım. Duşa gireceğim. Babacığım. Başka bir arzunuz var mı Deniz Hanım? Hayır, teşekkürler Nesrin'ciğim. Afiyet olsun. Sağ ol Nesrin. Yumulun. Buyurun. Bu çok bana ama. Aman babacığım. Beğenen beğendi nasılsa. Ye rahat rahat. Ablam evlendikten sonra 1000 kilo olacak, ben size söyleyeyim. Öbür bacağına doğru geliyorum Bülent. Aman gelme. Hı? Bülent? Hı, Bihter geldi. Arabasını mı değiştirdi Bihter? Babam doğum günü hediyesi aldı. Ben de okuldan mezun olunca böyle bir jest bekliyorum. Biliyorsun değil mi baba? Biliyorum. Size afiyet olsun. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Adnan çocuklarla berabermiş. Nerede mektup? Yırttığından emin olmak istiyorum. Al bak. İnanmayacağını bildiğim için atmadım. Nasıl buldun mektubu? Dün gece olanlar, bugünkü halin. Sonra küçük bir çantayla çıktığını söyledi Katya.
Bir de odanın kapısının kilitli olduğunu öğrenince Katya'yı açtırdım hemen kapıyı. Kilitli kapılar ilgi alanım. Nasıl unuttum? Allah'tan öyle bir ilgim var, evet. Böylelikle evliliğini kurtardım. Ne yaptığını sanıyorsun sen Bihter? Nereye gidecektin? Ateşe yürüyorum ne demek? Yanacağımı bile bile gidiyorum demişsin. İlk kez yüzümde, bedenimde ateşi hissediyorum. Yeter, sus. Aramızdaki yaştan bahsetmek istedim ben. Gün geçtikçe bu farkın açıldığını hissediyorum onun için. Ben sana başında söylemiştim. Ama bu fark önemli değil demiştin. Artık gerçekten de önemli değil. Kendini kandırma. Buyurun Adnan Bey. Bihter Hanım içeride mi? Evet efendim. Onu atölyede beklediğini söyleyin lütfen. Tabii. Sen Bihter Ziyagil'sin. Bu bütün mesafeleri kapatır. Aptallık etme. Adnan Bey atölye... Thank you.